Bunu yapan ülkeler var. Yani kendi çevrelerini koruyan, kendi çevrelerine artık daha fazla zarar vermemek için çaba sarf eden ülkeler var. Bir de tam karşısında o çabaya belki de bir miktar kaynak için kafa sallayanlar var. Kendi ülkelerinin, o ülkelerinin çöpleriyle kirlenmesine ya da atıklarıyla kirlenmesine neden olan ülkeler var. Bizim doğamız, bizim çevremiz dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşadığımızı söylüyoruz. Herkesin ülkesi kendisine güzel elbette ama biz en azından bu topraklarda, bu coğrafyada bulunmaktan çok mutlu insanlarız. Ama bu coğrafyayı korumamız lazım. Bu coğrafyayı kirletmememiz lazım. Bizim kirletmememiz lazım. Dışarıdakinin kirini, pasını hiç buraya sokmamamız lazım diyoruz ama bakın ne oluyor. Geri dönüştürmenin en zor olduğu ürünlerden biri plastik. Bu nedenle pek çok ülke çalışma yapıyor. Bazı ülkeler o atıkları doğrudan başka ülkelere gönderiyor. Türkiye atık çöpleri gönderen değil, alan durağında. So we've just seen a red unmarked lorry and we're going to follow it for a while. İşte o atıklardan üçü. Birinin izlediği rota başkaydı. Ama diğer ikisi ülke ülke dolaştırıldı. Çöpler Londra'dan yola çıktı. Yolculuğu araştıran isim Bloomberg çalışanı gazeteci Kit Çalıl oldu. Hem de bir takip cihazıyla. Three digital trackers placed in wrappers or bags and put into the Tesco boxes which said they were going to recycle them. Went to East London and then sort of and then they both headed for the same port. Hollanda'ya, Almanya'ya, Polonya'ya geldi. Son durak Adana'ydı. To see it, its location had changed and it gave its location as southern Turkey in an industrial estate. Araştırma bunlarla sınırlı kalmadı. There was no plastic recycling company nearby that we could identify. What she found outside a warehouse just left in a big pile was tons and tons of waste from plastic waste from around Europe. Tonlarca çöp Adana'da açık alanda bekliyor. Geri dönüşüm tesisi olmayan alanlarda insan, hayvan ve canlı yaşamına zarar veriyor. Waste material has been found in that very area.